Teşekkür ederim. Melike İpek Yalova. Efendim, üniversite birinci sınıfta arabayı kullanmayı öğrenmek için 8 ay devamsızlık yapmışsın. Yani o çok araba kullanmak için değil de biraz gezdik diyelim. Anladım, belli çünkü 8 ayda zaten araba kullanmayı öğrenemediysen. Babanız izliyor mu? Anneniz babanız? Evet, izliyordur. Öğrenemediysen onun altında da bir hayır var. Onlar çok acı öğrendiler sonra. Ne yaptı? Bilkent Uluslararası İlişkiler mezunusun. Roma'da Uluslararası Politikalar Kriz Yönetimi yüksek lisansı yapmışsın. Evet. Harikaymış. Çok koyu Galatasaraylıymışsın. Yenilince ağlamaktan gözlerin kirlenmiş. Galatasaray. Gözde büyük. Tenis oynuyormuşsun. Evet işte. Eğer bir şey yapmaya başlarsa bir sene boyunca hep yaparmış, sonra sıkılıp bırakılmış. Ya spor için geçer. Ortaokulda babasının tiyatroya gelmediğini öğrenince öyle ağlamış ki sahnede herkes rol yaptığını zannedip çok iyi oynamışsın deyip tebrik etmiş. Çileden ağlıyor halbuki babası gelmemişti. Ben halbuki babam gelmedi diye ağlıyorum. Fotoğraflarda şaşı çıkıyormuşsun, o yüzden fotoğraf çektirmiyor musun? Genelde çıkıyorum evet. Abla senin benim bak ikimizin de gözler büyük. Onun için o şaşılık değil, göz duramıyor içeride, dönüyor yani. Böyle yan yer bakarken çok, benim... Yer, yer çok. Allah'ın yer geniş çok değil abi, mi? Göze baksana Allah'ını seversen. İnşallah. Benim bazen böyle kenara çok bakarsam buradan kopuyor, dönüp geliyor. Böyle bir arkada bir siyah bir şey görüyorum. O bir geliyor yanında. Bir de sıkılıyorum yani, o tam çekerlerken bir çekiyorum. Çekiyorum, çek ama yani hani o kadar çekiyorum. Az daha küfür edecektin ha. Ana ödüm patladı. Tam çek, çek, çek. Ama yani Allah ama Allah. Yani. O yüzden orada kaçıyor benim o poz. Bak ve bakayım bir dikkatli çıkıyor. Olarak şu kameraya bir 10 saniye bak bakayım. Nasıl şuraya mı? Evet. İyice gözlere zoom yapar mısın? Yapma. Tamam. Sen oraya bakarken hadi bize sohbet edelim biraz ya. Evet. Bak bakayım be. Bakıyorum. Ciddi güzel göz var ya. Ha? Ne diyorsun? Çok güzel Ceylan gibi. Türkan Hanım'la tanıştınız mı? Hayır. Tanışmak istiyor musunuz? Hayır, kim istemez canım Türkan şuraya tanışmayı. Bana ne kızıyor? O kafasına göre gidip geliyor. Bu kim istemez kardeşim? Türkan şöyle. Ya vallahi var ya yemin ediyorum talk showcuya saygı kalmadı. Bundan 10 sene önce bir hasiyetim vardı. O da gitti. En son bir hasiyetim vardı. O gitti zaten. Evet. Efendim. Bir arkadaşımla ortak düğün organizasyonu yaptığınız bir şirketiniz varmış. Düğün davet her türlü. Oraya. Düğün davet organizasyonu. Günde 6 tane Türk kahvesi içer misin? O en iyi hali. Çarpıntı mı? Var, ben alıştım artık. Yani öyle mi? Bünyem öyle geçti. Bünyen öyle. Fransızca, İtalyanca, İngilizce biliyorsun. Yani İngilizce, İtalyanca iyi. Fransızca, yani Fransa'ya böyle gitsem hani sıkıntı yaşamam. Yaşamazsın. Çok zorlanınca daha güzel konuşuyorum. Peki İspanyolcayı öğrendin mi bu dizi sayesinde? Hayır, bol bol çok güzel hakaret etmeyi çok iyi öğrendim. Orada bir sıkıntım yok. Çünkü hep böyle o tip evet, şeyler onlar. Olduğu için. Yani pek hoş karşılanmamam. Ya ne olur bir kere konuşsana bize ya. Ha, ne? Yani bir şey de bana yani. Senin programına geldim. Bundan işte keyif İspanyolca. Almadım. Hayır canım ne İspanyolcası? Değil değil İspanyol değil. Ya, şu an ben... Hayır titrek konuşuyorsun ya ağlar gibi. Türkçe ha. Türkçe onu olarak. Titrek o neden biliyor musun? Neden? Üşüyor musunuz sette ne oldu? Hayır üşümüyorum. Setler genelde soğuktur genelde de. Bazen bir de sette ağzından buhar çıkar. Ama sıcak bir ortam görünmesi lazım. Ağzından buhar çıktığı için de sana buz yedirirler. O şu yüzden Nermin abla da haklı olarak tabii ki de beni çok ikaz ediyordu. Sigara içtiğim için belli bir yerden sonra ve ben tecrübeli olmadığım için yani ses eğitimim hiçbir şeyim olmadığı için. Evet. O ses bir süre sonra tabii böyle diye gidiyor. Yani bu işin Türkçesi aslında bu. Seninki böyle diye ondan sigara içtiğin için mi? Bence ondan yani bir süre sonra kalmıyor artık sesim. Abi. Çatlamaya başlıyor. Ama en çok neye güldüm? Bunu bir yerde okudum. Kim tabii ismini bilmiyorum ama şöyle yazmış. Tamam Isabella, seni kabullendik. Gıcık da olmuyoruz vesaire. Ama Allah rızası için şu kızın dublajını başkasına yaptırsın. Halbuki dublajdaki ses de benim ama hep o kadar geç yapılıyor ki o dublajda iyice artık yani geç derken benim bana denk gelen saatlerde benim sesimin artık böyle gittiği zamana denk geldi. Ama çok yapıştı senin üzerine ve güzel oldu yani. Bence hani, esprisi oradaydı. Evet, hoş oldu yani senin ama esprin o gibi. Ama o laf çok komik değil mi yani? Allah rızası için başka birini bulun dublajını yok bizce komik değil. Şöyle evet. De 100 kişi başka biz hiç gülmedi. Bak kimse daha bir şey yok. Tepki yok yani. Evet. Recep İvedik filmlerini defalarca izlemişsin. En çok ona sevdim. Gülüyormuşsun. Evet bayılıyorum. Çamaşır deterjanı takıntın varmış. Markette deterjanları tek tek koklarmışsın. Evet. Bebekliğinde diş çıkartırken terlik kemirmişsin. Ruj yemişsin. Bu da enteresan. Bunları ben hatırlamıyorum. Bunları hangi
kim söylediyse, bunlar, hangi kıymetli arkadaşım söylediyse. Bunlar senin değil, seni geçtik, Yaşar'ın çocukluğundan bahsediyorum. Hayır, ruj o terlik meselesini biliyorum. Çok gururluymuşsun. İlkokul 3. sınıfta bir gün sınıfı asmışsınız ilkokul 3'teyken. Vay arkadaş. Onu bir anlatabilir miyim ama? Anlat. Çünkü müzik hocamız bize dedi ki flüt çalmayı beceremiyoruz. Ben yeteneksizim yani, yapamıyorum. Ondan sonra fırça yedik doğal olarak. Evet. Bir sevmiyorsanız gelmeyin bu derse bundan sonra dedi. Biz de Eylül'le bir sonraki hafta düşündük. Ya Funda Hoca zaten bizi istemiyorsanız gelmeyin dedi. Biz de sıraya girdik böyle. Herkes aşağı giderken sınıftan çıkıp müzik şeyine giderken. Evet. Biz Eylül'le sola döndük gayet istifimizi bozmadan. Ve kantine gittik, oturduk falan filan. Çok eğlendik. Siz bayağı hocanın dediğini biz bunu yapabiliriz diye algılayıp. Evet. Harika. Ondan sonra da tabii çok hoş şeyler olmadı. Yani. Ama olmamış ama şöyle bir cümle koymuşsun. Hoca korkmuş, kızmış. Arkadaşın ağlayınca sen korkma Eylül, ezdirme kendini diye. İlkokul işte korkma Eylül, ezdirme kendini diye. Kesin demişimdir. Evet, peki. Peki, köpek balıklarını seviyorsun, Yeşilçam evet. filmlerini seviyorsun. Oh dear.